Herkese merhaba, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Aya, şapkanı açar mısın anne? Şapkanı aç, indir. Hadi. Evet, çok öksürüyor, her şey boğuyor bir de. Dedim aç ama yine açmıyor tabii. Şapkaya taktı yine bu aralar. Biz şimdi Kerim'le, Ayas'la anneme gidiyoruz. Annem bugün abimgili yemeğe çağırdı. Yani abimgil derken Emre'nin abisi. Onları çağırdı işte. Birlikte zaman geçireceğiz, vakit geçireceğiz. Ben yine bugün hala halsizlik üzerimde. Kırgınlık var. Baban uyuyor, annem evde uyuyor baba. Biz de anneanneyle şimdi yemek yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Baba uyuyor annem. Efendim oğlum. Anne. Anneanneye gelecekler anne. Biliyordum işte. Biliyordun evet. Evet şimdi yoldayız. Birazdan anneme gideceğim. Ondan sonra beraber yemek yapacağız. Size de zaten bu süreci inşallah çekerim. Yaksilik çıkmazsa. Şimdi gidelim. Pastamı da aldım. Pasta yapmıştım. Onu da götürüyorum. Ne yaptın? Oğlum daha yeni altını aldım. Kurban olayım. Neyse. Hadi annemle görüşelim o zaman. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Nereye geldik biz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Nereye geldik biz? Anneanneye geldik. Anneanneye geldi. Yemek yapacak anneanne. Merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de diyeyim arkadaşlar. Araba, yeşil araba. Yeşil araba. Evet. Yeşil araba oğlum, yeşil araba. Hadi gel oturma odasına. Bu arada annem burada neler yapmış? Bir dakika, ben diyetteyim biliyorsunuz. Yani sarma var, diyetteyim. Anne, kilo vermiş miyim? Vermişsin. İlk defa vermişsin. Annem kilo vermişsin dedi baba. İlk defa. Normalde kolay kolay söylemez. Bayağı vermişsin dedi. Böyle bir şey giydim. Uzun. Söyle annem. Arkadaşlar. Sarmayı gösterelim mi arkadaşlara? Oh mis gibi bakın. Sarmamız var. Burada ne var anne? Patates kızartması yapacağım. Üstüne köfte katıp fırına vereceğim. Burada havuç var, biber var, kapya biber ve şarlıston mu, sivri biber, soğan, mantar ve bu ne? Patates. Makarna istiyorsun. Bu ne? Burada da kavurma yapacak. Burada da iç harcı, köftenin. Burada havuç trator. Arkada ne var? Salatayı bile hazırlamış ya. Ben ne çekeceğim sen yaparken? Her şeyi hazırlamış. İçli köfteyi de buzluktan çıkarmış. Bunlar annemin kendi yaptığı içli köfte arkadaşlar. Adana usulü içli köftesi. Bakın burada. Evet. Dikkat et otur. Bence sen buradan çık, kızartma yapılacak şimdi. Hadi. Hadi abiye. Hadi abiye gidelim. İlle beni de git diyor bak. İlle beni de alacak. Hadi bay bay. Hadi bay bay size. Hadi baba yandım. Anne mi yemek yapsın oğlum? Bay bay. Anne yemek mi yapsın? Anne yapsın. Anneanne yapsın. Anneanne yapsın oğlum. Yap. Pilav yapsın. Pilav yapsın anneanne. Yapacak. Tamam. Oh söylüyor da ne istedim. Pilav yapsın oğluma anneanne. Baban olsun anneannesi. Hadi sen oyna. Çizgi film bak. Biraz. Oyuncak mı oynuyor benim oğlum? Balık. Ah. Balık. Araba. Balık. Ay gitti araba. Çaktı. Evet. Anne. Sen alabilirsin. Hadi sen git al. Hadi.
Kerim'i ben almıştım. Eline telefon verdik, oyun oynuyor Kerim Bey. Ne oldu? Gitme diyor şimdiden, görüyor musun? Gitme. Lütfen gitme. Lütfen gitme. Ama ben yemek yapacağım. Lütfen gitme. Ama anneanne yemek yapacakmış. Ay acıktı. Böyle de diyor. Ya. Ben bir kahvaldı. Ya. Arabada nerede? Aha, arabaların hepsi burada. Böyle düzebiliriz bunları. Bak. Ama dikkat et, kaza yapmasınlar, tamam mı? Oy, öksürüyor, kurban oldum, oy. Ay. Arabalar. Arabalar park etmiş. Şimdi o arabalar gidecekmiş. Ayaz, biz yemek yapalım, tamam mı anne? Biz yemek yapalım. Sen olur oyuncak mu oğlum? Yemeği bitirince yine seninle oynarız beraber, okey? Arabalar nerede gidiyor? Aha, arabaların. Burada. Bak. Burada oğlum. Bak. Çok arabalar varmış oğlum. Tamam. Biraz salça, tuz. Neyi yapıyorsun anne, dur, neyi yapıyorsun? Şey, eti. Ha, eti. Etin avcarını. Etin avcarını. Hı-hı. Etin avcarını yapıyorum. Ete dökeceğim. Tavada yavaş salça. Yavaş pişireceğim. Hı-hı. Ben hiç böyle denemedim anne. Ben böyle yapıyorum. Ya sade kavurmak istemiyorum. Sade kavruldu mu bilmiyorum. Ben de öyle tam şey yapmıyorum. Böyle yapıyorum. Levent'in hoşuna çok gidiyor bu. Levent benim kardeşim olur. Şuradan bir şey alayım. Efendim oğlum. Bak yine geldi bak. Oğlum. Sen bir gitsen de buradan kızartma yapılacak. Git hadi. Evet. Bak kokar oğlum üstü. Tamam. Anneanne. Nanesi. Anneannesi. Anneanne. Efendim oğlum. Efendim oğlum. Anne. Annem. Araba. Araba. So. Arabalar gel. Buradan da gidelim. Arabalar geliyor. Yine gidelim ben. Diyor. Tamam gideceğiz. Sen bugün ama ben yemek yapayım oğlum. Neyse sen git, istiyorsan ben yapayım. Git. Hadi lütfen git diyor ya. Görüyor musun? Ben yemek yapayım. Sen anneyle git. Tamam, gel o zaman, gel. Tamam, gel. Çok fena ya. Aa, görüyor musunuz? Böyle biliyor musunuz? Evde de genelde böyle. Ay Allah'ım. Ya sandalyesini oturtturacaksınız, bağlayacaksınız. Önüne atıştırmalık bir şeyler koyacaksınız ya da böyle hep sürekli gel işten alıkoyuyor. Annem diyordu, Duygu sen nereden çıktın şimdi? Yemeğime de şey oldum, bağ oldum. Ne geliyor arkama? Şu sarmayı bir canım çekiyor yani. Yemeyeceğim mi? Tabii ki yiyeceğim. Diyet yapmıyorum. Liste yapmıyorum. Nasıl yiyeceğim? Allah Allah, hayatta yemem. Aa, ne güzel de biliyorum. Biliyorum ama yiyemem. Mümkün değil. Tamam gidiyoruz. Tamam hadi siz gidin. Tamam oğlum bak gidiyoruz. Hadi siz gidin anne, ben yapayım oğlum. Tamam hadi. Tamam gidiyoruz. Hadi tamam beraber gidelim. Hadi gel. Gel. Ay.
versin bana. Nereye çıkarayım onu? Dur pişsin de kızım. Anne yok güzel şimdi çıkarmayacağım. Anam ne gel. Anam ne gel. Tamam, indireceğim sonra. Tamam. Sonra şimdi indirme de kafana tamam. Düşsün o şey. Tamam. Evet. Ayas aldı annemi götürdü. Eti kavuş... Eti kavuşturuyorum dedim. Eti kavuruyorum şu an. Annem avucanını falan yaptı zaten gördünüz. Karıştıralım birazcık. Kapandırıcılar kapatalım. Patatesler daha kızarmamış. İçli köfte daha buzlu. Ona daha erken. Salatayı bile hazırlamış ya. Dedim ki birlikte yapalım. Anne çekip yapayım birlikte yapalım dedim. Her şeyi zaten hazırlamış gördüğünüz gibi. Açtım hadi. Ayasla hiç mümkün değil. Şimdi kıyma avucarlayacağım. Biraz pul biber. Biraz kimyon. Biraz da karabiber. Biraz da tuz atıyorum. Soğanla kırmızı biber. Karıştıracağım, yoğuracağım. Kıymayı. Ayas'la hiç mümkün değil bir şey yapmaya. Yani hiç yaptırmıyor bir şey. Yanında oturacaksın. Onunla beraber oynayacaksın. Bir şey yaptırmıyor. Allah duygumun yardımcısı olsun. Kurban olduğum Allah. Allah'ım Ayas'ıma da sağlık versin. Şafi ismiyle sağlık şifa versin. Kurban olduğum Allah. İçine salça katmadım. Bunu kızartmadan sonra üstüne katacağım. Köfte halinde böyle yuvarlak yuvarlayacağım. Üstüne katıp fırına vereceğim. Bunu da ayrıca kızartacağım yani. Köfteleri böyle yuvarladı arkadaşlar. Böyle yemekler pişiyor. Karabiber oldu. Şimdi sebzeler içeri giriyor. Ama da yemek yaptı. Hadi kalk kalk. Yürü. Hadi hemen. Arkama geldin 2 dakikada. Hadi. Şimdi biberleri de çıkaracağım içinden. Şöyle. Ayas biberini götürüyor, bir anneanneyi götürüyor, biberini götürüyor, bir anneanneyi götürüyor derken yer değiştirip duruyoruz şu an.
Evet, üzerime ceket giydim, annemin ceketini, çünkü çok üşüdüm. Pencere açık, buz gibi hava. Şimdi son olarak değil, yani bir mantar kaldı, bir de soğan kaldı. Şimdi mantarı ilave ediyorum içine. Şöyle. Altını kapattım anne. Ne demek niye yapıştı çünkü? Sonra biraz biber katıp bir şey diyeceğim. Sonra onların gelmesine yakın. Şimdi de son olarak köfteler giriyor içine. Son olarak değil, köfteden sonra da soğanlar. Dikkat et sen de. Öyle kızarmış gibi şey olacak, sonra artık buna vereceğim ya. Evet. Aslında tavada yapsaydım daha iyi olacaktı da. Evet, burada son olarak soğanlar kavruluyor. Soğana ne ekleyeceksin anne? Anne. Toz biber. Biraz karabiber, çünkü benim salçam acı olduğu için acı katmayayım. Şimdi acıyı yiyemiyoruz biberden. Sipariş veriyordu ya. Bırak. Hadi olsun, bir şey olmaz. Amazon'dan mı getirmişti bunu? Olsun. Al oğlum. Al. Evet, şimdi şu an soğanları da üstüne ilave ettik. Ve kaşıkla karıştırıp fırına vereceğiz. Soğan, tuz, toz biber, baharatladık. Birazcık su ilave ettik. Bir bardaktan az su ilave ettik. Şimdi de karıştırıyorum. Soğanlar iyice böyle karamelli de geçti. Biraz yanımsı gibi oldu. Yani çok güzel oldu gerçekten. Şimdi hafifçe şöyle ezmeden karıştıracağım ki tuzu falan her yere iyice dağılsın. Hoş geldin. Ha, bak oldu mu? Oldu. Karıştırdın mı? Karıştırdım anne. Köfteler altı gitmiş. Altı mı götürüyor? Altı. Tamam, ver. Altı üstü öyle olsun. Tamam, ver bir tane. Al iki tane. Anne kırdı. Baktı. Ay özür dilerim. Ayas, vallahi insanın elini ayağına bağlıyor ne oğlum ya. Salçam olsaydı yiyemiyordu da ama. Yeter anne. Salçasız. Öbür salçalı. Bu şu an salçasız olsun. Oğlum, salçasız çok güzel oluyor. Tamam. Evet, şimdi fırına geliyor. Suyuna limon tuzuyla su koydum. Evet. Ve köftelerimi şimdi haşlıyorum. Limon tuzları var ya, böyle tuz şeklinde, limon tuzu, kaya tuzu gibi görünüyor. Onlardan koydu. Annemin içli köftesi bu arada çok güzel olur. Gerçekten o kadar lezzetli ki. Yiyemeyeceğime yanıyorum. Sadece salata ve etinden yiyebilirim bugün. Balık gitti bugün. Kepçe. Kepçe çıkardın mı ki anne? Vallahi kepçe yok burada. Orada. Tamam. Getir arabayı. Evet arkadaşlar, burada sofrada gördüğünüz gibi yüzük çorbamız, nohutlu yüzük çorbası var. Kavurma, pilav, böyle sebzeli et. Arabayı bana ver. Sonra içli köfte. Arabayı ver babaya. Salatalar var. Babaya yanıyor bu da. Allah sağlık. Böyle göstereyim. Olsun, yapma. Afiyet olsun bize. Evet, bizimkiler şu an yemek yiyor. Masa dolu, yer yok. Ben de dedim hemen şuradan büyük tencereleri falan yıkayayım, aradan kalksın istedim. Var ya, insanın annesi gibisi yok. Gerçekten Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun diyeyim. Allah'ım başımızdan eksik etmesin hiçbir annemizi, hiçbir babamızı, hiçbir
kardeşimizi, hiçbir sevdiğimizi başımızdan eksik etmesin. Annem benim o kadar elim, kolum, ayağım ki bunu özellikle annem kura giderken çok çok fark ettim ben, öyle söyleyeyim size. Yani hani 2 saat bile olsa çocukları getirdiğim o hani 2 saat bana öyle iyi geliyor ki, evimde işimi halledebiliyorum, alışverişimi yapabiliyorum, hani kendime gelebiliyorum, öyle söyleyeyim size. Annem olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Her zaman dağ gibi arkamda. Her zaman. Her şeyiyle görüyorsunuz, her şeyime yardım ediyor. Olmasa ne yapardım ben hiç bilmiyorum. Yani. Şimdi şöyle. Ben de biraz geç yemiş olurum. Biraz iyi olur bu da aslında. Çünkü saat şu an çok erken, bir şey yemem için. Acıkırım yoksa yine. İçimden dedim keşke bir hafta sonrası diyete başlasaydım için. Vallahi. Ama bugünler hiç yok olmaz. Annem hep böyle. Sadece Emre ile ben de gelsek dolu dolu sofra hazırlar bize. Sonra arkadaşımızın doğum günü çıkar, bir şey olur. Yine hep yani orada da böyle kalıyorsunuz. Diyet yaparken işte listelere uyarken bu kötü oluyor. Çünkü listeye uymak zorundasınız. Mecburi yani. Ufacık bile kaçamak yapmıyorum arkadaşlar. Ufacık bir kaçamak bile yapmıyorum. Düşünün yani. Çünkü daha ilk ayımdayım. 4., 5. ayımda değilim ki hani konuşarak diyeyim bugün biraz ben bir şey yesem mi acaba falan diye danışsam olmaz. İlk ayım. Ve kesinlikle zayıflamak istiyorum. O yüzden aşırı dikkat etmem lazım. Ne kadar yemek yedin? Çok yedim valla. Sen... Onu göstermek için mi çağırdın? Döndü. Vallahi çok kilo aldım. Çok, aşırı kilo aldım. Bu sıra çok kilo aldım. Evet. Ve bugün de çok yemek yedim. Çok içecekler içtim. O yüzden karnım çıktı. Annem ben diyor, ne yapıyor? Sarmaya çıktım. Diyor ağzını almadı diyor. Bir daha diyor sarmaya diyor. Sarma sakla ve bol eşkili yapacağım diyor. Aa, vallahi yok ben yemiyorum, siz yiyin. Niye yemedin hakikaten? Çok mu yedin? Çok yedim. Ya şimdi gözüme bunlara diktim bak. Evet. Bak ben pasta yaptım. Bunu sen yaptın? Evet. Oo güzel olmuş. Güzel görünüyor. Şimdi sağlık. Çay hazırlayalım. Pastaları keselim. Siz çay sever misiniz? Ben sevmem. Yani severim ama siyah çay sevmem pek. Niye ya çay? Çayı niye sevmem? Ya diğer çayları daha çok severim ben. Lan ben çayı severim ya. Çay güzel. Ara sıra güzel. Ben çay... Aşırı çaycı falan değilim ama çay içerim yani. Biliyorum ben kahveciyim. Yani. Ben kahveyi çok severim. Bir de normal kahve olacak bende. Filtre yani, kahve. Ya normal kahve. Yani çok, hani öyle latte macchiato, cappuccino falan öyle şey değil de. Latte macchiato'yu bile içemiyorum artık. Evet. Kaldım öyle. Ya biraz dişini sık. Birazcık mı? Şöyle i̇şte bir 4-5 aya kadar dişini birazcık dişini sık ve içersin. İnşallah. Bakalım. Emre de diyor birazcık vermişsin diyor. Birazcık kilo vermişsin. Hayır verdi ama gerçekten biraz kilo verdi, doğru. Yalan değil bu. Evet. Bakın bunu da Emre'nin abisi Gül getirmiş. Cengiz ile abisi böyle. Bu benim bu arada çok sevdiğim süt Nuriye miydi? Sütlü Huriye miydi? Nurhan teyze ne diyor bilmiyorum buna ya? Vallahi. İşte onda. Çok severim. Ay, neyse. Yapacak bir şey yok artık. Öyle kaldık. Şimdi çayı dolduralım. Sen çay doldururken beni çek istersen. Biraz değişiklik olsun sana. Değişiklik olsun bana. Ben seni hiç çekmiyor muyum demek istiyorsun şimdi ya. Aynen öyle diyor. Şey bu arada şey yok Emre. O nerede? Böyle süzgeç. Ne arıyor? Süzgeç. Çay süzgeci. Neyse. Bilemiyorum. Dolduralım. Bugün hiç doğru düzgün sohbet edemedik. Çünkü Ayas sağ olsun.
Hiç durmadı. Anca yaptığımı gösterdim. Hakikaten nasıl yaptınız yemekleri yani? Zar zor. Emre zar zor. Hiç durmadı. Sonra bir ara aldım ben onu bak, arabaya. Bak ben şimdi açık açık itiraf ediyorum. Normalde biz ne anlaşmıştık dün? Ben çocuklara bakacaktım. Aynen öyleydi. Duygu buraya gelecekti. Güzelce videolar falan çekecekti. Yemekler yapacaktınız. Değil mi? Evet. Öyle anlaşmıştık. Ama itiraf ediyorum. Çok yorgundum. Çok uykusuzdum. Ben kalkamadım. Erkenden kalkamadım. Evet. Duygu da bana kıyamamış. Beni uyandırmadı. Uyandırmadı. Almış çocukları buraya getirmiş. Ama sonra bir pişman oldum. Ama ben gerçekten çok yoruldum. Yani. Gittiğimde Emre'yi almaya gittim. Dedim ki o sıra Ayas uyur arabada. Gittiğimde Emre hala yatakta yatıyordu. Halbuki ben aradım. Dedim Şatis yavaş yavaş geliyorum. Sen fazla hızla hazırlanma. Hani yavaş hazırlan. Ben geliyorum dedim. Gerisini sen anlat ne yaptığını. Duygu bana diyor işte şey yapma. Sen rahat rahat yavaş yavaş hazırlan ben geliyorum. Ben de iyi tamam dedim. Telefonu kapatıp ben tekrar uyumuşum ben ne yapayım. Gittim bir de bir baktım yatakta. Uyudum ben arabada sonra bekliyorum. Duygu geldi. Duygu tekrar beni uyandırmak zorunda kaldı. Arabada bekledim dedi. Babamınkini demli yapalım. Babam demli içiyor. Babam da bugün hiç iyi değil farkında mısın? Bu sandalyede sürekli yani ben düşecek gibi oluyorum bak. Babamın kilosunda. Benim babam biraz... Sesler geliyor siz de yani şey yapmayın ne deniyor ona. Bu ses nereden geliyor diye bu ses sandalyeden geliyor. Şöyle. Tepsilere koyalım. Annemin daha güzel tepsisi vardı. Şimdi bunu görünce diyecek ki videoda kızım başka tepsiye koyaydın ya niye o tepsiye koydun? Ama siz bizdensiniz. Umarım bunlara dikkat etmezsiniz. Ya şimdi bizim bunu gerçekten samimiyetimle söylüyorum. Hı. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama bizim videolarımızı izleyenler, takipçilerimiz ve videoyu izleyenler ben onları yabancı olarak görmüyorum. Çünkü ne deniyor ona? Bir şey... Ne denir ona? Ya biz en doğal halimizle aslında sizin karşınızdayız. Böyle Instagram hayatı, YouTube yapsak da çok fazla YouTube hayatı sergilemiyoruz. Bunların farkındasınızdır. Ben onu mu demeye getirdim bilmiyorum evet, ama. Evet evet yani onu demek istiyorum. Ve bizi izleyenler de zaten bu yüzden izlediği için bizim kimseye bir şey yapmamıza gerek yok. Onu demek dur, istiyorum. Dur sen kamerayı kendine doğru çevir ben bunları götüreyim soğumasın. Kendine doğru çevirip sohbet et. Şunları götüreyim tutamıyorum çünkü. Ha, tamam farkından götür. Ter bastı. Baksana nasıl terledim 2 dakikada. Buharları da üstüme geliyor. Şimdi şöyle küçük küçük dilimlere keseyim en iyisi. Pastayı. Şu başka çay lazım. Başka çay mı? Bunun nedense. Görünmüyorsun. Şeyi ne deniyor ona? Bardağından tuhaf bir tat geliyormuş. Babam mı diyor? Babam diyor. Çaya diyor karanfil attınız diyor. Halbuki karanfil falan atmadık çaya. Bilmiyorum niye öyle hissetti. Ya da çok açık oldu ona. O da belki olabilir. Neyle alacağımı şaşırdım. Annem ne? Yine lan. Şöyle. Anne. Evet, tabaklarımı hazırladım ben. Burada tabaklarım. Şöyle görünüyor bakın. Evet, tatlı tabaklarım. Bunları hazırladım. Şimdi içeriye götüreceğim. Evet, biz eve geldik arkadaşlar. Şöyle koyayım sizi. Işık daha iyi. Evimize geldik.
Çocuklar uyudu. Gelmeden önce annem de oradan çıkmadan önce çocukları banyoya ittirdiler. Annem ve Türkan abla sağ olsun. Çünkü ben bayağı bir halsizleştim, fenalaştım. Her yerim ağrıyor, buralarım ağrıyor, midem ağrıyor, başım ağrıyor. Yani çok çok kötüyüm. İlaç alıyorum, ağrılar bir türlü gitmiyor. Hele şuralardaki hissettiğim ağrı felaket. Onlar da sağ olsun çocukları banyoya ittirdi ki evde bana bir şey kalmasın diye. Gelir gelmez de ikisini uyuttuk. Şimdi ikisi uyuyorlar. Ben de bir an önce banyomu edip hemen uyumak istiyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Dudağımı da görüyorsunuz. Her yerim yara olmaya başladı. Dudağıma vurmaya başladı. Umarım Ayas da uyur. Ben de uyurum. Evet, videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.